Sizlerle yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilindiği üzere 2021 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edildi. Biz de Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi olarak bu vesileyle bugünkü yayınımızda Yunus Emre temalı bir programı sizlere sunacağız. Programımıza başlamadan önce programımıza katılımlarını sağlayan birim öğretmenlerimizi sizlere tanıtmak istiyorum. Felsefe biliminden Sayın Gözde Dere öğretmenimiz, tarih biliminden Sayın Gökhan Baş öğretmenimiz, edebiyat biliminden Mehmet Doruk Baytur öğretmenimiz, İngilizce biliminden Sübeyde Aykaç öğretmenimiz, müzik biliminden Savaş Bölücü ve Beykan Koçal öğretmenimiz, ben de sunucunuz Melih Batoğlu olarak tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Programımıza başlamadan okul idaremizi temsilen müdür yardımcımız Sayın Zuhal Keser'e demek istiyorum ve kendisine söz vereceğim. Merhaba Zuhal Hocam, hoş geldiniz. Merhaba Melih Hocam, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Buyurun efendim, mikrofon sizde. Teşekkür ederim. Değerli Radyo Bilsen dinleyicileri, hepinize kurumumuz adına yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Evet, bizler de 2021 yılının UNESCO tarafından Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve gurur duyuyoruz. Ozanlarımızı. Bu akşam Radyo Bilsem aracılığıyla anmak ve onları tekrar hatırlamak istiyoruz. Bilsem müzik, edebiyat, felsefe ve tarih alanı öğrencileri ve öğretmenleri bu akşam sizler için tasavvuf şiirinin halk şairi, temsilcisi, en büyük Türk ozanlarından Yunus Emre'yi anma programı hazırladılar. Hep birlikte heyecanla bekliyoruz bu programı. Ben de heyecanlıyım. Güzel bir programın bizi beklediğine inanıyorum. Onlara şimdiden öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu platformda bizleri bir araya getiren değerli öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Nice programlarda görüşmek dileğiyle, sevgi ve hoşgörüyle kalın diyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum Zuhal Hocam. Ben konuşmama devam etmeden tekrar öğretmenlerimizi tanıtıp ondan sonra konuşmama devam etmek istiyorum. Felsefe biliminden Gözde Dere Hocam, tarih biliminden Sayın Gökhan Baş Hocam, edebiyat biliminden Mehmet Doruk Baytur Hocam, İngilizce biliminden Zübeyde Aykaç Hocam, müzik biliminden de Savaş ve Beykan öğretmenimin hazırladığı programla devam edeceğiz. Yunus Emre, yaşamı ve sanatı ile geçmişten günümüze tüm insanlığı etkilemiş büyük bir halk aşığı, değerli bir sanatçı. Bugünkü yayınımızda onu sizlere çeşitli açılardan tanıtmak istiyoruz. Şimdi birimlerimize sözü vermeden önce programımızda bizi müzik öğretmenleri Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu müzik öğretmenleri okulunda sevgili kızımız diyelim artık bizim Doruk hocamızın kızı Özüm Duru Baytur'un 5B sınıfında tanıtmış. Şu anda bizi dinliyorlarmış. Hepsine selam sevgilerimizi iletiyoruz. Öğretmenimize de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü tarih öğretmenimiz Sayın Gökhan Baş'a bırakıyorum. Hoş geldiniz Gökhan Hocam. Siz de efendim. Evet, Radyo Bilsem ailesi olarak başta Melih Fatoğlu olmak üzere müzik öğretmenlerimize, edebiyat öğretmenimiz, felsefe öğretmenimiz, İngilizce öğretmenimiz ve evet idaremizi de temsilen Zuhal Hocamızın katıldığı böyle mümkaz bir toplantıya, böyle bir radyo programına katılmaktan dolayı teşekkür ediyorum. Tabii ben radyo programına tek başıma katılmadım. Değerli öğrencilerim Adal Duru Yılmaz ve Aras Yüncü ile birlikte katıldık. Tabii Yunus Emre'yi anmak, onu bir programda ifade etmek tabii ki mümkün değil. Ama bir nebze de olsun ondan bahsetmek, onun bize bıraktığı mirasın kıymetini bilmek ve onu da taşıyabilmek çok önemli. Tabii 11. yüzyıldan günümüzde Anadolu coğrafyası üzerinde varlığını sürdüren Türklere baktığımız zaman maddi ve manevi anlamlardan önemli değerler üretmişlerdir. Türkler Anadolu kültür coğrafyasından kazandıkları bu değerleri üreten önemli düşünürlerden birisi de Yunus Emre'dir. Tekke ve tasavvuf edebiyatının kurucusu olan Ahmet Yesevi'nin izini takip eden ve Anadolu'da geliştiren en önemli temsilcisi olan Yunus Emre, aynı zamanda insan sevgisi kavramıyla bütün insanlığı kucaklamış, hoşgörü ve iyimserlik taşıyan müzeleri çağları aşan anlayışıyla hümanizmin modern dünyada temellendirildiği Avrupa anlayışından çok önceleri etkilerini ortaya koymuş, günümüze değin kalıcı eserlerinde de yaşamaya devam etmiştir. Şimdi ben sözü fazla uzatmadan değerli öğrencilerim Adal Duru Yılmaz ve Aras Yüncü'ye bırakarak teşekkür etmek istiyorum.
Tekrar dinleyicilerimize hoş geldin demek istiyorum. Sağ olun, var. Değerli dinleyiciler, bu bölümde önce bir müzik diyelim, müzik arası verelim. Ondan sonra da programımıza başlayacağız. Savaş Bey, Dertli Dolap Erol Parlak'ın düzenlemesiyle girebilir miyiz acaba? Niçin inilersin, derdim vardır inilerim. Dolap niçin inilersin, derdim vardır inilerim. Ben Mevla'ya aşık oldum, derdim vardır. Ben Mevla'ya aşık oldum, derdim vardır inilerim. Benim adım dertli dolap, suyum akar yalap yalap. Öyle emre eylemiş Allah, derdim vardır. Böyle emreylemiş Allah, derdim vardır inilerim. Dağın ağacıyım, ne tatlıyım ne acıyım. Ben bir dağın ağacıyım, ne tatlıyım ne acıyım. Ben Mevla'ya duacıyım, derdim vardır inilerim. Ben Mevla'ya merhaba, ben Adal Duru. Merhaba, ben Aras Sümcü. Bugünkü yayınımızda sizlere Hak Aşiz Yunus Emre'nin yaşadığı dönemi ve onun bu döneme etkilerini tarih alanının bakış açısından anlatacağız. İnsanoğlunun dünyaya gözlerini açtığı, yaşadığı, sevindiği, üzüldüğü, umutlandığı hayat hikayesinin mekanı vatanı olması. Kimi milletler yeryüzünün ortaya çıktığı bölgede binlerce yıl boyunca mekanını koruyarak günümüze kadar gelebilmeyi başarmıştır. Bazı milletler ise savaş, afet, salgın hastalık, kıtlık gibi maddi, mefkure, ideal, din gibi manevi nedenlerden dolayı yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalmıştır. Bu göçlerle birlikte daha uzak yerlere göç ederek yeni toprakları vatan edinmişlerdir. Ancak bu yeni vatan toprakları yeni sakinlerini bağrını açarak nadiren onları kabul etmiştir. Bu durum tarih boyunca yerleşikler ve göç edenler arasında amansız bir mücadelenin sahnelendiği bir arenaya dönüşmüştür.
çilden ve vatan edinilen yeni topraklardan, toprakların eski halklarıyla kardeşçe yaşamak, Türk milletinin insanlık idealinin özelliklerinden biri, belki de ilkidir. Bu durum, Türk kültürünün devlet yönetim geleneğinin özellikleri arasında sayılabilir. Halkı arasında ayrım yapmadan, vatandaşını, milletinin fertlerinden biri olarak gören ve birlikte yaşamanın ve yaşatmanın sırrına vakıf olan Türk halkının yönetim anlayışıdır. Ancak Türk halkının yönetimini güçlendiren, Türk vatanını mozaik bir yapıdan birbirine kaynaşmış bir mermere dönüştüren, kimyayı, saadeti sağlayan manevi fatihleri, gönül erenleri, tarikat yoldaşları ve mümin kardeşleri ön plana olan anlayış olmuştur. Bu manevi fatihler, bir lokma bir hırka prensibinin ilke edinildiği, ahiret mutluluğunun dünya nimetlerine tercih edildiği, ufuk insanı ve Orta Asya'da parlayan İslam güneşinin Anadolu'yu aydınlattığı Horasan erenleridir. Hoca Ahmet Yesevi'nin çizdiği yoldan ilerleyen Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Türk-İslam anlayışının geleneksel motiflerle Anadolu'ya yaydılar. Anadolu'yu fetheden Selçuklu Türklerinin siyasetine gecikmeden destekleyen manevi fatihler Hoca Ahmet Yesevi'nin rehberliğinde Anadolu'ya yollanmış. Doğdukları Orta Asya'dan yeni bir vatan olan bu coğrafyaya gelerek irşat ve tebliğ görevini hakkıyla yerine getirirken hak rızası dışında bir beklenti içinde olmadıklarını hayat yolculuklarının her safhasında göstermişlerdir. Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Yunus Emre, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında manevi rehberlik etmişlerdir. Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencileri ve öğretilerinin taşıyıcısı olarak faaliyet göstermişlerdir. Kaynaklarını Horasan'dan alarak Anadolu'ya taşımışlardır. Horasan, İslamiyet'ten sonra tasavvuf hareketlerinin başlıca merkeziydi. Horasan İslamlaştıktan sonra Türkistan'a yayılması uzun sürmedi. Türkler tarikat şeyhlerine baba namını veriyor. Horasan Türkleri arasında güçlenen tasavvuf hareketleri birçok dervişler tarafından göçebe Türkler yolu ile hızla yayılıyordu. İlahiler, şiirler okuyan, Allah rızası için halka birçok iyiliklerde bulunan, onlara cennet ve saadet yollarını gösteren dervişleri, Türkler eskiden dini bir kutsiyet verdikleri ozanlara benzeterek dediklerine gönülden inanıyorlardı. Bu inancın eseri olarak sentezlenen, Türk-İslam güneşi doğudan batıya yayılan bir ışık seli gibi Anadolu'nun fethiyle Selçuklular döneminde Anadolu'ya yayılmaya başlamıştır. Yunus Emre'nin doğduğu ve yetiştiği dönem, Anadolu'nun en karışık ve çalkantılı bir dönemine rastlar. Daha önceleri 1,5 yüzyıl süreyle batıdan dalga dalga saldıran Haçlı ordularının açtığı yaralar, sarılıp yıkımları onarılmadan Anadolu'ya doğrudan Moğol istilası başlamış ve Selçuklu Devleti'ni güçsüz bir duruma düşürmüştür. Tersten Anadolu, Türk siyasi birliği iç ayaklanmalara yol açmıştır. Baba İshak'ın isyanı henüz bastırılmışken 1243 yılındaki Köse Dağ Savaşı'nda uğranılan mağlubiyet sonucu Anadolu'daki Türk kentleri zayıflamaya başlamıştır. Toprak düzeninin bozulmasına, üretimin azalmasına, halkın dalgaları halinde göçüne sahne olan bir karmaşa dönemi başlamıştır. O dönem Anadolu'sunda hem kentlerde hem de kırsal kesimde karmaşa hayatın her yalanına yayılmıştı. Halk, kurtuluşu dinde ve tasavvuf şeyhlerinde aranmaktaydı. Yunus Emre böyle bir karmaşa ortasında inanan gönülleri su serpen bir ideali müjdeledi. Yunus Emre, gerek yaşantısıyla, gerek yapıtlarında Ahmet Yesevi'den sonra Türk'ün
İslamlıkla derinlemesine kaynaşmasını sağlamakla yetinmeyip, yalın bir Türkçe ile tasavvufu Anadolu'ya yayarak insanlığın bilgelik, aydınlık, aşk ve ilahi gerçekliğini yüceltmiştir. İşin kolayını tutalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz diyerek kardeşliği pekiştirmiş. Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim diyerek sevgi yüceltmiştir. Yunus Emre, çağları aşan mesajlarıyla bizlere seslenirken, 750 yıl önceden günümüze değerlerinden kaybetmeden ulaşmayı başarmıştır. Çocuk, değerli öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Dillerine sağlık, çok güzel hazırlanmışlar. Evet, burada bir eser dinlemeyi öneriyorum ben. Erol Parlak'tan Geldim diyeceğiz. Çok güzel bir eser. Aşk haline bürünelim, büryan büryan görünelim. Aşk haline bürünelim, büryan büryan görünelim. Yana arınalım, şemine
Merhaba Radyo Bilsem dinleyicileri. Şu ana kadar çok başarılıydı öğrencilerimiz bizim tarafımızdan. Sizlerden de beğeni mesajları geliyor. Deniz Turan Tunç sıradaki eseri ve anlatımları Bilsem dinleyicilerine armağan etmek istiyor. Emek veren arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi tebrik ediyorum diyor. Cengiz Göktaş ise Isparta Bilim ve Sanat Merkezi Müzik Öğretmenimiz, birçok programda ortak yayıncımız. Değerimiz, büyüğümüz Yunus Emre'yi anan böyle güzel bir yayın yaptığınız için başta öğretmenlerimizi ve tüm Tekirdağ Bilsem ailesini ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum diyor. Biz de teşekkür ediyoruz kendilerine. Yunus, ilahi aşkı en saf ve temiz duygularla, arı bir Türkçe ile terennüm ettiği şiirleriyle geçmişten günümüze gönül telimizi titretmiştir. Edebi kaygıya düşmeden hak aşkıyla yanarak yazdığı şiirleri onu manzum edebiyatında da zirveye taşımıştır. Yunus Emre'nin sanatçı kişiliğini Edebiyat Birimi öğretmenimiz ve öğrencimizin hazırladığını hatırlatarak Sayın Mehmet Doruk Baytur'a mikrofonu bırakıyorum. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu güzel radyo yayınında bizlere de yer verdiğiniz için sağ olun, var olun. Biz teşekkür ediyoruz. Tüm Radyo Bilsem dinleyicilerine de iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam sanatı ve edebi kişiliğiyle 700 yıl öncesinden günümüze sevgi ve ilahi aşkı terennüm ederek yüreklerimizi aydınlatan büyük mutasavvıf Yunus Emre'yi alanımız öğrencisi Zeren Tüyü'nün sunumuyla sizlere tanıtmak istiyoruz. Sizlere tekrar teşekkür ediyor. Sözü öğrencimiz Zeren'e bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilere merhaba. Ben Zeren Hüyük. Tekirdağ Bilsem Türk Dili Edebiyatı ve Müzik Alanı öğrencisiyim. Bugün sizlere büyük tasavvuf şairi Yunus Emre'nin sanat anlayışı ve edebi kişiliği hakkında bilgi vermek istiyorum. Emre'nin 1241 ve 1321 yılları arasında yaşadığı kabul edilmektedir. Yunus Emre Tapduk Emre dergahında yetişmiştir. 13. yüzyılın ortalarına doğru Moğol istilası ve Selçuklu devletinin yıkıldığı dönemde yaşadığı düşünülmektedir. Bu dönemin sarsıntı ve acıları Yunus'un eserlerinde derin izler bırakmıştır. Arapça ve Farsça öğrenen Yunus Emre, İran ve Yunan mitolojisiyle tasavvuf tarihini incelemiştir. Tasavvuf yorumunu benimseyen Yunus Emre'nin keskin bir gözlem gücü, derin bir hoşgörü anlayışı vardır. Şiirlerini hece ölçüyle yazmış ama aruz denemelerine de yer vermiştir. Hece ölçüsüyle yazdığı dörtlüklerin yanı sıra yine hece ile beyitleri de ve gazelleri de vardır. Dilinin sade bir Türkçe olmasının yanında yer yer Arapça ve Farsça tanımlamalar da kullanmıştır. Sağlığında düzenlediği bir divanı bulamamış olup günümüzdeki divanları derlemektedir. Yunus Emre, Türk düşünüş edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Onun uzun, devamlı hayat tecrübeleri, varlık, yokluk, aşk ve Allah hakkında ummalı zihin yoruluşları vardır. Yoksulu zenginden, kafiri Müslümandan ayırmaksızın Allah'ın eseri olan bütün insanlara karşı onlar da Tanrı'dan yankılar bulan engin bir sevgiyle doludur. Onun vatan edindiği topraklar üzerinde asıl vatanından bir ömür boyu uzak kalmış bir insan üzüntüsüyle duyduğu gariplikler, kimsesizlikler vardır. Özlediği vatan Tanrı diyarıdır ve Yunus durmaksızın düşünce hareketleriyle olgunlaşıp derinleşen, rint ve coşkun bir derviş hayatını hep bu ana vatana doğru maddi, manevi yürüyüşlere geçirmiştir. Thank you.
Türklerine 13. yüzyıl Türkçesiyle her dilin söyleyemeyeceği bir kolaylıkla terennim etmiştir. Tanrısını güllerde koklayan bir insan hazzıyla söylediği mısralar, Allah'a karşı sevgi dolu bir inanışın, salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri, kokar Allah deyyü deyyü gibi sade, basit fakat söylenilmesi güç mısralardır. Varlıkların her zerresinde Tanrı'yı aramayı amaçlayan şair, bir ağaç karşısında altındandır direkleri, gümüştendir yaprakları, uzandıkça budakları, biter Allah deyyü deyyü gibi şiirlerini bu heyecanla söylemiştir. Bu arada sevgilisine varamamak endişesi, bütün Tanrı aşıkları gibi zaman zaman Yunus'un da gönlünü acıtmıştır. Muradıma, maksuduma eremezsem, ayıp bana, yazık bana, vah bana, Kadir Mevlam cemalimi göremezsem, ayıp bana, yazık bana, vah bana. Tasavvufun söylenmesi güç fikir ve heyecanları berrak bir su içindeymiş gibi hemen görülür. Yunus'un şiirlerindeki İslami bir duyuş ve düşünüş sistemi olan tasavvuf felsefesi yakın doğu medeniyetinin ilhamıdır. Fakat geri kalan her şey dil, vezin, nazım şekli ve eşsiz bir Türkçe ile söyleyiş hemen tamamıyla millidir. Bunun içindir ki Yunus, 700 yıldan beri gittikçe artan bir ilgiyle bütün Türk halkı tarafından sevilmiş, okulmuş, taklit olunmuş, şiirleri bestelenmiştir. Bizler bugünün çocuk ve gençleri olarak Yunus Emre'nin sevgi evreninin yansıması olan şiirlerini severek okuyor, verdiği sevgi ve dostluk mesajlarını anlıyoruz. Sözlerimi Yunus Emre'nin dizeleriyle bitirmek istiyorum. Gelin tanış olalım, işin kolayını tutalım. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Zeren. Çok güzel bir sunum. Diline sağlık, çok güzel hazırlamışsın. Tam ben da bölümde o zaman... Ahmet Özhan'dan Gel Gör Beni Aşk Neyledi dinleyelim isterseniz. Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne ne Ben Yunus'u bir
Sen dinleyicileri. Şimdi önce gelen mesajlarımızı okuyalım. Öğrencilerimize tekrar tekrar teşekkür ediyoruz bu çalışmalar için. Yağız Alp, merhaba, ben de Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisiyim demiş. Buğlem, ben Buğlem Özçetin. Arkadaşım sizin programınızda, onu tebrik ettiğimiz iletmenizi isterim. Çok süper anlatıyor demiş. Arkadaşımın ismi Aras Yüncü demiş. Kerime Patoğlu, bu güzel program için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Öğrencilerinize sevgilerimi iletiyorum demiş. Mustafa Bodur hocamız Bilim ve Sanat Merkezi'nden iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Biz de mesajları için ve radyo başındaki olan bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Yunus Emre, şiirlerinde yansıttığı fikri tezahürleri ve yaşam felsefesi ile de insanlığı geçmişten günümüze evrensel değerlerle kucaklamış, tüm ayrıcalıklara ortadan kaldırmış, insanlığı hakkın birliğinde buluşturmuştur. Yunus Emre'nin yaşam felsefesini felsefe biriminden Gözde Deri hocamız ve öğrencileri hazırladılar. Sayın Gözde hocam, mikrofon sizde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Melih hocam. Şu an Radyo Bilsem dinleyen değerli dinleyicilerimize selam ve saygılar sunuyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tekirdağ Bilsem felsefe birimi olarak proje öğrencim Arda Güner ile birlikte sizlere Yunus Emre'nin varlığa bakışını, yaşam felsefesini ve insana verdiği değeri anlatan bir sunum hazırladık. Şimdi sözü öğrencim Arda'ya bırakıyorum. Radyo Bilsem dinleyicilerine merhaba. Ben Arda Güner. Sizlere Yunus Emre'nin yaşam felsefesini aktaracağım. Yunus Emre'yi bir ozan olarak biliriz ve severiz. Oysa ki Yunus'un ölmezliğini sağlayan asıl öge, onun felsefesi ve varlığa bakışıdır. Kuşkusuz Yunus'un felsefesini yorumlamak ve anlatmak için ciltler doldurmak gerekir. Biz burada onun felsefesinin bir bölümüne kısaca değinmekle yetineceğiz. Hiç değilse Yunus'un felsefede ne denli özgün bir düşünür olduğunu vurgulayacağız. Felsefenin başlıca konuları arasında değer felsefesi, varlık bilimi ve bilgi kuramı vardır. Yunus bütün bu sorunlar üzerinde durduğu gibi ayrıca kendini özgü varoluşçuluk da yaratmıştır. Yunus ve varlık. Yunus, varlık felsefesinde özneyi nesneden önce kabul etmektedir. Ona göre insan esas olan varlıktır. Bilinç sahibi insandadır. Evren var olmadan önce de insan vardı. Ancak var olan bu insan, Tanrı'nın zatından uzakta değildi. İnsan, bilinç sahibi bir varlık olarak hem kendi varlığını biliyordu, hem de yüceliğine aşık olduğu Tanrı ile var olmuştu. Bu varoluş, ruhsal bir varoluştu. Bakınız, Yunus kimi deyişlerinde bu durumu şöyle açıklamıştır. Adem yaratılmadan, can kalıba girmeden, şeytan lanet olmadan, arş idi seyran bana. Yer gök kayım durduğu, denizleri nebe vurduğu, cenneti hur olduğu cümle sana bahane. Dahi yer gök yo idi. Cümle söz mensuh idi. Aşıklar tapar idi. O bir nişan subhana. Yo idi levh-u kalem. Ne 18 bin bu alem. O demle Havva ve Adem. Ne odu ne sandaydı. Geldik bu mülke bahane. Seyreyledik hoş şahane. Sefer kılarız uşşine. Vatanımız andaydı. Aklın erarsa sor bana. Ben evvelde kandaydım. Dilersen deyiveren,
ezeli vatandaydım. Kalu bela söylenmeden, tertip düzen ilenmeden, haktan ayrı değildim. Ol ulu divandaydım. Yunus böylece insanın bedeninden önce varlığını ve değerini vurgulamıştır. Var olmanın nedenini ve zamanını araştırmıştır. Varlığın tanrısal bir yönü bulunduğunu vurgularken, insanın ruhsal açıdan evrenden önce olduğunu belirtmiştir. Ancak insanın evrenden önceliği bedensel bir öncelik değildir. İnsan bilinç olarak evrenden öncedir. Tanrı ile baş başadır. Hatta Tanrı'da duyularla açıklanamayacak biçimde dağılmıştır. Bu açıdan insanda tanrılık güç de olmuştur. İnsan bir yönüyle Tanrı'dan gelmiştir. Öteki yönüyle onda dağılarak varlığının en yüksek noktasına ermiştir. Bu en yüksek noktaya, başka bir deyimle Tanrı'da dağılma noktasına aşkla ulaşmıştır. Aşk insanı öyle yakmıştır ki kendini Tanrı'dan ayrı görmemiştir. Kimi zaman insan bu Wedgstone'unda Tanrı'dan aldığı tanrısal güçle düşünmüş ve konuşmuştur. Yunus ve kabahatli olmak. Yunus'a göre insan metafizik elemle doludur. Bu dünyadaki hayatı seçmekle mutsuzluğu da seçmiş olur. İnsan bu hayattan kopmak istemez ama sonlu bir varlık olduğunu da bilir. Bir yandan dünyadan göçmekle yükümlü olmak, öte yandan yaşamın gerekliliğine bağlı kalmak insanda ruhsal bir huzursuzluk doğurur. Bu huzursuzluğun ve bu burukluğun nedenini insanın ikili varlığında aramalıdır. Bir yanda tanrısal katlı mutluluğa ermek isteyen bilinç, öte yandan bilincin içinde yaşadığı bir beden vardır. Beden, beslenme ve yaşama isteği için kimi zaman bilinci geçici nesnelere sahip olmaya yöneltir. Böylece de kabahatlilik ve metafizik elem doğar. Bu durumdan kurtulmanın tek çaresi tanrı aşkıdır. Ancak tanrısal kata ulaşmak nasıl olacak? Dünyadaki kararlı yaşama geliş niçin? Tutkulardan kurtulmak her zaman olanaklı mı? Niçin insan kimi zaman kendisini mutsuz edecek aldanmalara yöneliyor? Bu sorunlar insanda metafizik bulantı uyandırır. Yunus için bunlar yanıtı verilmesi ve aşılması gereken sorunlardır. Bakalım kendisi şiirlerinde bu konuya nasıl değiniyor. Ah Nideyim, ömrüm seni. Ömrüm, beni sen aldadın. Ah Nideyim, ömrüm seni. Beni deprenemez kodun. Ah Nideyim, ömrüm seni. Gönlüm sana eğler idim. Gül deyü ben yığlar idim. Garip seyup ağlar idim. Ah Nideyim, ömrüm seni. Giderimiş bunda gelen. Dünya işi cümle yalan. Ağlar ömrün yavı kılan. Ah Nideyim, ömrüm seni. Hayrım şerrim yazılı sar. Ömrüm ipi üzülü sar. Gidip suret bozulu sar. Ah Nideyim, ömrüm seni. Bari koyuban kaçmasan, göç güncü gibi göçmesen, ölüm şarabını içmesen, ah Nideyim, ömrüm seni. Bir gün ola sensiz kalan, kurdu kuşa öğün olan, çürüyü ben toprak olan, ah Nideyim, ömrüm seni. Miskin Yunus bilmez misin, yoksa nazar kılmaz mısın?
ölenleri anmaz mısın? Ah Nide'yim, ömrüm senin. Emre ve insanın değeri. Yunus Emre mal mülk sabında olmamıştır. Mal tutkusunun imanı evrensel düşünülerden yoksun bırakacağını vurgulamıştır. Ayrıca yoksul kişilerin düşünülmesini sağlık vermiştir. İnsan için önemli öğenin kendi özdeğerleri olduğunu ve Tanrı'yı sevdikçe insanın olgunlaşacağını belirtmiştir. Yunus böylece sosyal adaleti sağlamak için mal dağıtmanın insanı Tanrı katında daha değerli kılacağını anlatmak istemiştir. Yunus, insanlara ayrım gözetmeksizin bir gözle bakmanın gerekliliği üzerinde durmuştur. Renk, ırk, dil, zengin ve yoksun ayrımı yapmaksızın insanlara sevgi kucağını açmıştır. İnsanın kendi bilincinin farkında olan onurlu bir varlık olduğunu vurgulamıştır. Görünüşe bakmaksızın insanlarla bütünleşmeyi ve onlara içtenlikle davranmayı öğütlemiştir. Tanrı'ya giden yolun insana verilen değerden geçeceğine inanmıştır. Yunus'a göre özellikle kin gütmek, başkalarına yüksekten bakmak ve bencil olmak insanı küçültür. Yunus'un şiirleri insancıl duygularını ve insana verdiği değeri nedenle güzel dile getirmektedir. Hassuam, muti, asi, dost kuludur cümlesi. Kullar yol vermeyince şaha kim göre bile. Dosta gidenin yolu gönül içinden geçer. Bir amel eylemedim, gireydim gönüle. 72 milletin ayağını öpmek gerek. Onun için maşuka, cümle millete bile. Biz kimseye kin tutmayız. Ayar dahi dosttur bize. Kanda ıssızlık var ise mahalle büşardır bize. Adımız miskindir bizim. Düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız. Kamu alem birdir bize. Evet, harika bir sunum. Arda Güner, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel hazırlanmışsın. Diğer öğrencilerimiz de aynı şekilde. Ama çok teşekkürler. Çok güzel de bir ses tonun var radyoda. Çok yakıştı bu arada. Teşekkür ediyoruz sevgili Arda. Şimdi tam da burada bir eser girmek istiyorum. Eviç İlahi, Yunus Emre İlahi Korosu'ndan.
Evet, harika bir gece. Gerçekten Arda'ya iş teklifi yaptık ama öğretmeni dedi ki önce bize uğramanız lazım dedi. Biz de kabul ettik tabii, ne yapacağız mecburen. Öğretmeniyle görüşeceğiz. Ben günümüzün son, gecemizin sonuna geldiğimiz şu dakikada önce mesajlarımızı okuyacağım sizlere. Nazlı Caner Bölücü, yine çok güzel bir program. Emek veren bütün öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hepinize selamlar, sevgiler demiş. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Nazlı Hanım her programımızı canı gönülden dinliyor bizi. Çok büyük katkısı var. Aynı zamanda da sevgili Savaş Hocamızın değerli eşi. Biz de kendisine ve çocuklarına çok çok selam iletiyoruz efendim. Sağ olsunlar. Yağız Alp yeniden yazmış. Bu programda emeği geçen tüm öğretmenleri tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum demiş. Hatta ediyoruz demiş. Muhtemelen ailesiyle yazmış. Özlem Özcan, öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerini tebrik ediyorum demiş. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Selamlarımızı iletiyoruz. Programımızın son bölümüne geçmeden önce ben tekrar isimlerini okumaktan gurur duydum arkadaşlarım. Felsefe biriminden Sayın Gözde Dere, tarih biriminden Sayın Gökhan Baş, edebiyat biriminden Sayın Mehmet Doruk Baytur, İngilizce biriminden Sayın Zübeyde Aykaç, müzik biriminden Sayın Savaş Ölücü ve Beykan Koşal, ve öğrencilerimiz Adal Duru Yılmaz, Aras Yüncü, Zeren Hüyük, Arda Güner, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi yeni bir mesajımız daha gelmiş. Onu da alıp ondan sonra öğretmenlerimizle sohbete geçeceğiz. Ayşen Ertürkler, Yunus Emre ile ilgili programımızı dinledim. Biz de konu ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Emek veren herkesi tebrik ediyorum. Ayşen Hocam, Savaş Hocamıza ulaşırsanız bizler de size elimizden gelen yardımı yapmaktan, paylaşım yardımını yapmaktan mutluluk duyacağız. Evet, müzik birimi öğretmenimiz Sayın Beykan Koşal, size mikrofonu bırakıyorum. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Türk yurtlarında Yunus Emre'ye en çok bizim Yunus derlermiş. Bizim Yunus'un sunumunda emeği geçen Türk dili ve edebiyatı, tarih, felsefe, İngilizce ve müzik birimi öğretmen ve öğrencilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Harikasınız. Emeğinize sağlık. Hepimizin emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben yine maalesef ki Savaş Bey'in yerine konuşmak durumundayım. Sayın Savaş Bölücü bulunduğu masadan kalkamıyor yayın süresince. Bu sebeple onun selamlarını iletiyorum bütün birim arkadaşlarına. Biz de hepimiz adına, hepimiz olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, Zübeyde Hanım, Zübeyde Aykaç Hocam, burada mısınız? Evet, buradayım evet. Hocam. Hoş geldiniz. Mikrofon sizde hocam. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerimize ve dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum programımızı dinledikleri için. Ben de Yunus Emre'nin yurt dışındaki biraz etkisinden bahsetmek istiyorum. Türkiye'ye ve Türk kültürüne katkılarını anlatmakla bitiremeyeceğimiz Yunus Emre, yurt dışında da itibarı yüksek bir Türk şairi, filozofu ve toplum bilimcisi olarak tanınıyor. Bu bağlamda 2009 yılından itibaren faaliyete başlayan Yunus Emre Enstitüleri var. Enstitünün bünyesinde 58 farklı şehir ve ülkede düzenlenen Türk kültür tanıtımları, dil tanıtımları, insanlar tanıtımları mevcut. Yunus'un sembolleştirdiği bütün insani değerleri, insan sevgisini ve toplumsal barışı temsil ediyor Yunus Emre Enstitüleri ve biz Türkleri de bu şekilde tanıtıyor. Tekrardan emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Verdiğiniz bilgiler harika. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu konuyla ilgili başka programlarda da hatırlatma yapmak isteriz. Çok güzel bilgiler paylaştınız. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi olarak bu akşamki Radyo Bilsem yayınının sonuna gelmiş olduk. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Bu akşam Bingöl'de hayatını kaybeden bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Helikopter kazasında kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine de sabır diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yeni bir Radyo Bilsem programında buluşmak dileğiyle.